Bizler çocukların emeklerine, bedenlerine ve yaşamlarına göz dikenleri iyi tanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne bile çekince koyarak kabul etmiştir. Çocuk haklarından korkan devlet zihniyeti, onları istediği zaman katletme, istismar etme ve emeklerini dilediğince sömürme rahatlığını elinden alınmasını istememektedir. Çünkü devlet çarklarını, ceylanı katleden karakol ve karakolların inşaatlarını arttırarak istismara karşı gözüküp yeni çocuk cezaevleri açarak eğitim sistemini çocuk işçiliğine uygun dizayn ederek döndürmektedir. Soma'da devlet ve patron işbirliğiyle katledilen yüzlerce işçinin arasında 15 yaşındaki Cemal Yıldız ile sistem kendisini sürdürmektedir. Ancak bilinmelidir ki çocukları öğüten bu sisteme karşı mücadele her alanda yükselerek sürmektedir. Eğitim Sen olarak herkesi 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde çocuklarının hayallerini çalanlardan hesap sormaya, çocukların sadece çocuk olarak var olabilecekleri bir dünya mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz. Ve bu temelde diyoruz ki talepler noktasında her 6 aileden biri yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Geçinmek için çocukların çalışmasını, bağımlılığı ortadan kaldırmak için asgari ücret yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Okul öncesi eğitim zorunlu olmaması sonucunda binlerce çocuk ev içerisinde çalışmak zorunda kalmaktadır. Okul öncesi eğitimi zorunlu, ücretsiz, nitelikli ve ana dilinde yapılmalıdır. 4+4 modeli ile binlerce çocuk kademeler arasında geçişlerde okulların dışında kalmakta, çocuk işçiliği devlet eliyle desteklenmemektedir. Bir an önce 4+4 eğitim modeli kaldırılmalı, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli ve kesintisiz eğitim sistemi hayata geçirilmelidir. Ana dilinde eğitim olmaması sonucunda özellikle Türkçeden farklı ana dili olan çocuklar eğitimde başarısızlığa mahkum edilmekte, ayrımcılığa uğramaktadır. Söz konusu ayrımcılığı ekonomik, sosyal ve politik alanlarda da yaşayan halkların çocukları işçileştirmektedir. Ana dilinde kamusal hizmet verilmeli, adil bir ekonomik düzen kurulmalıdır. Çocuk işçiliği anayasada yasak olmasına rağmen Çalışma Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar denetim yapmamakta, kayıt dışı sektörde çalışan çocuk sayısını arttırmaktadır. Çocuk işçiliğine karşı mücadele için etkin şekilde denetimler yapılmalıdır. Erkek egemen toplumda kadınların emeğini değersizleştirmektedir. Kadınlar esnek, güvencesiz ve düşük ücretli istihdam edilmesi için yasal düzenlemeler hayata geçirilmekte. Bu da ev içinde çocuk emeğinin kullanımını arttırmaktadır. Hazırlanan kadın istihdam paketi bir an önce kaldırılmalıdır. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocuklar özelde bölgede sömürüye açık hale gelmekte, eğitim aksamaktadır. Bu konuda gerekli adımlar atılmalı. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerle ilgili düzenlemeler çocuk ve insan haklarına gözeterek yapılmalıdır. Teşekkür ederiz.